Merhaba, adım Tezcan Elçi Altunordu. 7 Kasım 1966 Karataş Adana doğumluyum. Ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. O zamanlar erkek çocuklarına tatlı dağıtırlarmış sadece doğdukları zamanlar. Ama benim ilk torun olmam sebebiyle nurlar içinde yatsın dedem Süleyman Elçi de benim adıma tüm mahalleye tatlı dağıtmış. Biz 5 kardeşiz. Kardeşlerimin 2 tanesi Almanya'da yaşıyor. Onların da kendi iş yerleri var. Farklı illerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir kız kardeşim lojistik şirketinden emekli oldu ve şimdi müteahhitliğe soyundu. Diğer kız kardeşim Amerika'da master ve doktora yaptıktan sonra şu an Chevron adındaki büyük bir petrol şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Bizler 7 yaşındayken aile birleşim nedeniyle Almanya'ya gittik. Tabii Almanca bilmediğim için Türkiye'de okuduğum 1. sınıfı tekrar etmek zorunda kaldım. Almanya'da Alman sınıfında Alman öğrencileriyle birlikteydik. Erkek kardeşim de benden bir yaş küçük olunca onunla birlikte aynı sınıfta yer aldık. 1. sınıfta Frau Hermann çok sevdiğim bir öğretmenimdi ve herhalde aileden gelen bir kabiliyet nedeniyle hepimiz hemen adapte olduk. Dili çabuk kavradık ve ortama da uyum sağlayabildik. Frau Hermann bir ara bizleri bütün sınıfı kiliseye götürme kararı alınca, tabii bizim de Türkiye'den geldiğimizi bildiği için babamla görüşme ihtiyacı duydu. Hani siz Müslümansınız, belki çocuklarınızı kiliseye götürmek istemeyebilirsiniz diye arayıp haber verdi. Babamın o yüce gönüllülüğü, o ileri görüşlü ve telefonda hocamıza söylemiş olduklarını bugün gibi hatırlıyorum. Bütün dinler aynı amaca yöneliktir. Herkes farklı yerlerde ibadetlerini yapar, farklı şekillerde yaparlar ama sonuçta amaç birdir. Çocuklarım tabii ki gidebilirler. Farklı ibadet şekillerini, farklı ibadet yerlerini de görsünler demişti. O kadar muhteşem bir insandı. Bizler de o şekilde büyütüldük ve gerçekten din, dil, ırk ayrımı olmaksızın hayatımızı sürdürdük. İnsanları hep sevdik. Bütün canlı varlıkları çok sevdik. Sevdikçe de her şey çok daha kolay oldu zaten. Onun ardından rahmetli babam man fabrikasında çalışıyordu. Kendisinin de 20'li yaşlardan sonra Almanya'ya gitmiş olması, inanılmaz derecede güzel Almanca konuşmasından dolayı da tercümanlık da yapıyordu ayrıca. Türkiye'den gelen Türk ailelerine yardımcı olmaya çalışıyordu. Para karşılığı yapmıyordu tercümanlığını. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Bizler Türkiye'ye geliş gidişlerimizde tatile gelirken ilk uğradığımız yer Adana'da tabii ki kebapçılarda yemeğimizi yer. Ondan sonra Karataş'a, deniz sahiline tatil yapmaya giderdik. Dönüşümüzde ise en çok da sevdiğim yine kebapçıya uğradıktan sonra kitapçılara uğramaktı. Kitap okumayı inanılmaz çok seviyordum, çok severek okuyordum ve Kemalettin Tuğcu'nun, Ömer Seyfettin'in yaşımıza göre ilerleyen dönemlerde daha farklı kitaplara yönelerek farklı kitaplar alırdık. Almanya'da 4. sınıfta burada Türkiye'deki gibi Realschule veya Gymnasium diye aldığımız puanlar doğrultusunda okullara dağılım sağlanıyordu. Benim de okul ortalamam çok iyi olduğu için Gymnasium'a gittim. Bizim buradaki fen lisesi ve Anadolu lisesi tarzında olanlar, Gymnasium daha çok fen lisesine yönelik olan okuldu. Ortalamam 1.08 ile geçtim. Almanya'daki sistem de farklı çünkü 1 pek iyi, 2 iyi, 3 orta şeklinde 6'ya kadar gider. Türkiye'nin tam tersi. Gymnasium'a geçmek benim için bir dönüm noktası olmuştu çünkü gerçekten öğretmenlerimi çok sevdim, arkadaşlarımı çok sevdim. Okul muhteşemdi. Laboratuvarlarda kimya dersinde örneğin iki kişiye bir mikroskop düşüyordu. Eşimle konuştuğumda ben tıp fakültesinde bile iki kişiye bir mikroskop düşmediğini bahsetmişti. Bu bahsettiğim yıllarda yaklaşık 40 yıl öncesine ait. Okulumdaki bütün öğretmenlerim Almandı ama en çok sevdiğim Almanca öğretmenim de bana hatıra defterinde şöyle bir yazı yazmıştı. Franz Grillparzer'ın bir yazısı o. Kendisi de Franz Grillparzer bildiğiniz gibi Avusturyalı bir tiyatro oyun yazarı kendisi. Ama şöyle demiş ve onu ben ilke olarak edindim. Das sind die Starken, die unter Tränen lachen, eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen. Dünyanın en güçlü insanları
kendi gözyaşları altında ağlayarak başkalarını mutlu edebilen insanlardı. Ben bunu ilke olarak edindim ve hep o şekilde ilerledim. İnsanları mutlu ettikçe ben de mutluluktan coşuyordum. Ben de çok mutlu oluyordum ve bunu ilke edinerek bu şekilde hayatımı sürdürdüm. Hiç de pişman değilim. Allah rahmet eylesin, o hocam da geçen yıl vefat etmiş, nurlar içinde yatsın. Almanya'dan döndükten bir ay sonra ne yazık ki babamı kaybettik. Tabii çok zor bir süreç geçirdik. Annem yalnız kalmaması adına üniversiteyi uzakta okumak yerine Çukurova Üniversitesi'nde okumaya karar verdim. Yabancı Diller Eğitim Fakültesi'nde çok yüksek bir puanla kazanmıştım. Hatta Çukurova Üniversitesi'ne öğrenci kayıtlarına gidip dosyalar teslim ettiğimizde dışarıda bizim beklememizi söylüyorlardı. İçeride iki bayan konuşurken bu puanla neden Boğaziçi'ne gitmiyor da Çukurova Üniversitesi'ni tercih etmiş, çok ilginç dediklerini duyunca ben tabii o an yine babamın kaybı, annemin yalnız kalmaması nedeniyle gözlerim dolmuştu. Ama bazen hayat çok farklı yerlere götürebiliyor bizi. Pes etmedim, kaydımı yaptırdım. Ardından da mucizeler gelmeye başladı. İspanyol şirketinde bir iş teklifi alınca gidip görüştüm. Şirkette genel müdür asistanı olarak başlamam gerekiyordu. Genel müdürümüz İspanyol José Juan Beruga Fernández. İspanyollarda hem anne soyadı hem de baba soyadı olunca da böyle uzun soyadlar çıkıyor, isimler çıkıyor. Kendisinden inanılmaz çok şeyler öğrendiğim için buradan da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Genel müdürlük aşamasındayken tabii Türkçe bilmediği için benim de bütün diğer birimlerle konuşmasını, sohbetini, muhasebe müdürlüğü, sabahları gelip bilgi vermek istediğinde tercüman olarak ona destek veriyordum. Diğer sevkiyat departmanından, üretim departmanları gibi birimler gelip sırayla sorunlarını ya da iletmek istediklerini iletip görüşüp gidiyorlardı. Bu zamanla bana genel müdür gibi düşünmeyi de sağladı. Gerçekten büyük artılar getirdi bana. Çünkü düşünün ki bir problem var, nasıl çözüleceğiyle ilgili olarak karşı taraf size yön vermiş oluyor. Siz de bu arada düşünmeye başlıyorsunuz. Zamanla bu sefer siz bile hemen böyle bir sorun varsa benim şunu bu şekilde çözümlemem lazım diye düşünüyorsunuz. Ve asla panik yapmadan gayet güzel ileri dönük sorun varsa sorunu bir kenara itiyorsunuz. Önce çözüm odaklı düşünmeye başlıyorsunuz. Bunu bana kazandırdığı için de profesyonel anlamda yetişmiş oldum aslında. Türkiye'de çölyak hastalığı çok bilinmiyordu. Çölyak ürünlerinin unlarının girmesini sağladık. Bu arada çölyak dernekleriyle de çok güzel ilişkiler kurup onlarla seminerler ve sempozyumlar düzenledik farklı illerde. En azından çölyak hastalığının bilinirliğini arttırmaya çalıştık. Bunun yanı sıra Adana'da da şu an hala devam etmekte olan, kadınlar için olan bir çarşamba ve pazar günü kullanılan bir pazar mevcuttur. O pazarın kurulmasında da etkim olması sebebiyle mutluyum. Çünkü yıllar önce Kadınlar Birliği Başkanı Ayşe Birkölge Hanım geldiğinde destek istemişti sadece. Ben de o zamanlar o pazarın üzeri henüz kapalı değildi. Gerekli izinleri siz alın, ben sizlere tüm hanımlara verilebilecek masa, stand, şemsiyeler, kuru ve yaş maya teminini vereceğim. En azından hanımlar da evde yapacakları çörek böreklerle de kendi ev ekonomilerine katkıda bulunurlar diye başlamıştık ve hala da devam ediyorlar. Bu da beni çok mutlu eden şeylerden bir tanesi. Daha sonra erken emeklilik şansım oldu ve Amerika'ya çocukların eğitimi için gitmek istedim. En güzel eğitimi kendi ülkelerinde öğreneceklerini düşünerek şirketi de Amerika'da oluşturmak istemiştim. Ama H-1B vizem onaylanmayınca ben bir süre orada yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldik. Ve Türkiye'de şirketin kurulumunu sağladık. Ortağım, aynı zamanda da kuzenim olan Ersoy Elçi ile AE Madencilik Şirketi'ni kurduk. İskandinav ülkelerine inşaat makinalarıyla ilgili olan testere, yer kesme makinaları, testere makinaları, duvar delme makinaları, su tankları gibi ve bunlarla ilgili onlara ait tüm aksamların üretimini yapıp İskandinav ülkelerine ihraç ediyoruz. Tabii Avrupa ülkelerinde de ihraç ettiğimiz ülkeler mevcut.
ama ağırlıklı olarak İskandinav ülkelerine gönderiyoruz. İlk yaptığımız üretim Yepar şirketi bünyesinde oluşturduk ve çok kaliteli ürünleri İsveç'e göndermeye başladık. Düşünün ki İsveç normalde kendi ürünleriyle meşhur olan bir ülkeye Türkiye'den makinaların gitmesi gerçekten de muazzam mühendislerimizin olmasının göstergesidir aslında. Ayrıca daha ergonomik, daha kaliteli ürünler hazırlayıp onları göndermeye başladık. Numune olarak yurt dışından gelen makinaları mühendislerimiz hemen algılıyor, görüyor ve hatta daha ergonomik ve daha kullanışlı bir alternatif sunarak onlara göndermiş bulunuyoruz. Çin'den aldıkları ürünlerden çok çok daha kaliteli, çok daha iyi ürünleri almış olmanın avantajını yaşadılar onlar da. Ben de şirketin yanı sıra bütün ihracat ve yurt dışı ile ilgili takipleri elbette ki kendim yapıyorum. Çünkü hataya meydan vermemek adına yurt dışındaki bağlantı ve görüşmeleri, ihracat dokümantasyonlarını kendim yapıyorum. Avantajım dış ticaretiyle uğraşırken farklı ülkelerde kendi dilleriyle akıcı olarak karşılıklı konuşmak, onları kendime daha yakın hissettirdiğim için bütün kapıları açmayı daha kolay hale getirmiş oldu. Biliyorsunuz ki farklı ülkelerde mimikler, fiziksel hareketler, el kol hareketleri bazı ülkelerde çok olumlu karşılanırken farklı ülkelerde yanlış algılanabiliyor. Bunlarla ilgili olarak da gerekli olan tüm bilgileri her gittiğim ülkedeki bayilerle görüşüp özellikle dikkat etme hususunda onlardan bilgi alışverişinde bulunuyordum. O nedenle sık sık da farklı ülkelere defalarca gidince de yapmak istediğim işlerin kapısı bana ardına kadar kolaylıkla açılıyor. Çünkü sanki sizi kendilerinden biriymiş gibi görmeye başlıyorlar. Kendi dilleriyle bizzat konuştuğunuz için daha sıcak ve yakın buluyorlar. Bu benim büyük bir avantajım oldu. İş hayatımın dışında özel hayatıma gelecek olursak, eşim Doktor Adnan Altınordu her zaman için yanımda olmuştur bu başarı yolculuğunda. Bir oğlumuz ve bir kızımız oldu. Oğlum San Francisco'da Game Art Design okudu. Pandemi döneminde de Harvard Üniversitesi'nden de yazılım sertifikasyonunu yaptı. Kızım da geçen yıl tıp fakültesinde okuyarak deprem nedeniyle dondurmak zorunda kaldı. Sabancı Üniversitesi'nde burslu olarak okuyor. Onun da gelecek yıl içerisinde İtalya'ya giderek iki ana dal yapma planları var. Onu gönülden destekliyorum. Hem tıp hem de genetik mühendisliği okumayı istiyor. O nedenle de bütün gençlerimize, bütün kadınlarımıza şunu tavsiye etmek istiyorum. Gerçekten yapamayacakları bir şey yoktur. Kendi hür iradeleri, şartlar ne olursa olsun kendilerini asla ezdirmemeleri ve hayallerinin peşinden koşmaları. Çok geçtir, bu artık benden geçti, yapamam asla dememeleri gerekir. Çünkü kadın olmak bambaşka bir şeydir. Kadınların içerisindeki cevheri ortaya çıkartmalarını istiyorum. Her insan bir hediye ile doğar. O hediyelerini de ortaya çıkartmalarını, özellikle erken şekilde keşfederek çıkartmalarını istiyorum. Ben genç kızken de gerçekten çok büyük hedefler koymuştum kendime. Çünkü bir şeyler olmalıydım. Bir faydam dokunmalıydı. Bazılarının hayatlarına dokunmam gerektiğine inandığım için de bütün çizdiğim yolları gerçekleştirdim ve bu aşamaya kadar da geldim. Çünkü hedeflerimde bunlar vardı ve bunları gerçekleştirmiş olmaktan da mutluluk duyuyorum. Hayat yolculuğumuzda elbette ki bazen zorluklarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, bu kadar dil bilmeme rağmen takılı kaldığım yerler ve noktalar olmuştur. Ama önemli olan onlara çözüm getirmek. Şöyle bir örnek vermek isterim. Yıllar önce 1996 yılında Harkov'dan İstanbul'a uçakla gelmek üzereyken biz yolcuları uçağa alıyorlar. 1,5 saat kadar beklemeye
aldıktan sonra herkes sıkılıyor tabii. Sebebi nedir? Gecikme mi var diye hiçbir açıklama yapılmıyor. Ben de oradaki hosteslere bildiğim tüm 8 dilde yardım rica ettim. Daha doğrusu sorun nedir diye sormak istediğimde tek aldığım cevap niyetti. Ve o yetmezmiş gibi bizi uçaktan tekrar aldılar. Aşağı bir hol gibi bir yere yerleştirdiler. Ne kafe var, ne içecek bir şey var. 8 saatte orada alıkoydular. Neyse ki o zamanlar çantalarımız büyüktü ve o büyük çantaların içerisinde de ben çocuklar gördüğüm zaman çocukları sevindirecek gofret, şekerleme gibi bir şeyler tutuyordum. Onlarla, arkadaşlarla birlikte biraz kan şekerimizi yükselttik. 9 saatten sonra bizi uçağa aldılar ve sonra öğrendik ki o Harkov'dan İstanbul'a gelecek olan uçak yer hizmet bedelini ödemediği, transfer işlemleri gerçekleştirinceye kadar bizleri alıkoymuş olmalarıydı. Şunu söylemek istiyorum. Ben de sorun yaşadım. O benim bir dönem noktam oldu ve sorunla kalmak istemedim. Buna bir çözüm getirmeliydim. Çözüm olarak da Trabzon'daki bir bayimden rica ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Rusça hocası Sayın Fahrettin hocamı benimle görüştürdü ve ben bir aylık iznimi kullanarak Trabzon'da hocamla birlikte ders almaya başladım. Kızım paranı boşuna harcarsın, bir ayda bir şey öğrenemezsin dedi ama ben bir kelime de öğrensem param helal olmuş olsun hocam dedim. Lütfen bu dersleri yapalım, gerçekleştirelim deyince de Rusça dersini aldım ve en azından bundan sonra yaşayacağım sıkıntıları bertaraf etmiş oluyorum. Sizlere önerim şu, elbette ki hayatımızda her an bir takım problemler çıkabilir. Sıkıntılarla birlikte aşmamız gereken problemler olabilir. Ama bunlar asla çözümsüz değildir. Ve çözümü getirecek olan kişiler de elbette ki bizleriz. Bunu yapacak kapasite ve güç bütün kadınlarda var. Sözlerime son verirken Douglas Mollah'ın çok sevdiğim bir sözüyle bitirmek isterim. Ne olursan ol, alanında en iyisi ol. Ve Zülfü Livaneli'nin kitabındaki o muhteşem cümle, insan oğluna hayat veren kadın bu çılgın dünyayı düzeltecektir. Hikayesi yarınların bugünleri umutlarım.